Esma abla mıydı? Benim abla. He. Miyesi. Ha, Miyesi abla. Bunları şimdi tandırda mı kullanacaksın? Bunları yok. Ha. İşte tandıra da atayım. Yuh ekmeği de pişireyim. Ha. Ev odunsuz olmaz. Doğal gazımız var ama. Evet. Odunsuz ev olmaz. İcab ettiği soba da kuruyorum ben. Ev fazla ısıtmayayım. Muntalaması falan yok. Onun için bir şey banyo kazanı falan kullanıyor musunuz? Yok, orada da yakarsınız. Doğal gazına yok. Hadi ekmekte, tandırda, sobada icap ettiği yerde kullanayım. Şimdi bunlar küçük olduğu için büyük odunları tutuş. Yok, böyle küçük oluyor. Kibar sağa sola çıkılmadan yaktığım zaman temiz olur. Tutuşturmaya da güzel olur. Tutuşturması da hoş oluyor onda. Ne bileyim işte neye kullanırsan o güzel. Allah yok etmesin. Sizin bahçenizin... Kayınbabam gelin oranın gaysiyi kesmişti. Bana da getirdiler bitirir. Budama mevsimi zaten. Yani eyle gibi işte. Evet. Ha, eyle gibi yapmış kesmişti. Ben de istedim işte kırayım böyle her işe de yani neye de kullansa temiz iş. Bir de mesela ben birkaç yerde gördüm ilan. Kayısı odunu alınır diye. Evet. Sonra merak ettim neden illa kayısı odunu alınır diye. Şimdi bağlar eskiki gibi kayısı para etmiyor. Şimdiki ne bileyim işte fazla işçiyi götürürsün emek kurutmuyor. Bizler evvel gidiydik hepimiz ailecek yapıyor dedik o kar cebimize kalıyordu. Şimdi o yok. Göz sahatlarını dolduruyorlar ki yemyeleri tamam ola da gideler. Kaymabam da tutmuş kesmiş idi işte dalları. Yani işte böyle ne bileyim bilmiyorum yani. Öyle. İşte yakıyor. Evlerde bizler alışmışız. Evimiz odun olacak. İşte her işe odun, bulgur kaynadıyık. Ne bileyim yani. Kışa kadar da kurur bunlar açık kurur, havada. Kurur. İçeride yok bodrumu atacağım. Orada kurur. Kapısı da açık. Hava aldık mı ne? Kurur. Bulgur da mı kaynattın? Bulgur da kaynattım. Zenginmen'e gittik. Barguzu'ya 3 gün oluyor. Getirdik işte. Eledik, bölüştük. Tabii Çırmıhtı'nın değirmeni kapandı geçen yıl. Kapandı işte he şey bizim Kivrioğlu Savaş hasta oldu gizli tansiyon varmış. Hı hı. Biz de hep o geldi yaparık diye heveslendik. Herkes ikişer ikişer aldılar. Giden de eşime telefon etti. Ben dedim senin yüzünden dedim hep biz dedim bulgur aldık yaptık ki dedim. Sizinki yaptığınız iyi oluyor diye dedim. Dedi vallahi gelemem. Eşine dedim ki sen belle yedin. Beni çağıraydın ki ben yapam dedim. Ay çok güzel olurdu. Vallahi. Gündüz Bey'de yapıyorlar. Onlar da tanıdık yani. Akraba da geliyor. Kızı geliyor. Karısı geliyor. Adamın beyaz önlük de giymişler. Doktor gibi. Aha dedim bulgurun başına geliyorlar. Onlar da bulgur doktoru. Ben de dedim biz de dedim doktor olurduk. Önlük giyerdik. Niye bize öğretmedin? Dedi kırık çırık arızası oluyor. Bizler yapamazdık dedi. Şimdi bu da yapamaz dedi. Antalya'da oturuyor kendi. İşte, Mahmut amca nasıl haberim var mı? Vallahi eşimi arayıp sorayım ama aynı değiller. Aynı değiller yani. Nerede şimdi Mersin'de mi? Şey mi? Mahmut amca. Yok uyur günde oğlunun yanında. He, ya Malatya'da. He Malatya'da savaşın yanında şey Tayfur'un yanında. Tayfur'un yanında mı? He Tayfur'un yanında orada. Allah şifa vere. Allah elden ayağa koyma ya. Ne bileyim. Teslim abla. Sana da zor. Teslim abla çok erken gitti ya. O yazık oldu ona. Çok tatlı bir kadındı, yok. Çok güler yüzlü. Eyle bize. Cana yakın misafirperver. Yok seviyeyle biz de kibir olduk eskiden belli tanıyık kardeşini, mardeşini. İyiydi birdenbire gitti kadın yani. İşte ölümlü dünya. Yine gençliğine acelin yetin işte genç ihtiyar demiyor. Alıyı götürüyor seni. Teslim abla da bana buranın o 300 yıllık hamamını anlatmıştı. He anlattı ona da baktım güldüm. Eskiden gelinlerini aldıklarıyla hamama götürürlerdi, değil mi? Biz gelini hamamda doğurtmuşlar. Evet. Sordum da bilen olmadı kimmiş diye. Yani buralıyım ama fazla ben kimseyi tanımıyorum. Evet. İşte evden dışarı çıkmadık bizeyle. O eski hamamı sen görmüş müydün? Canım gitmişim ben. Gittin de yani. Gitmişik. Eskiden hep toplam 15 günde bir kadınlar kızlarını alırlardı işte. Anamın hep komşular hep toplanır giderdik işte. Patates salatası ne olsa onu yaparlardı orada yenerdi yani. Eğleniyordunuz orada. Eğleniyordu işte banyo yapılırdı. Böyle kışın oldu mu daha güzel oluyordu. Hemen sıcak sıcak hamamdan çıktık evimize geliydik. Tarhana şovraları pişerdi zobanın üstünde sıcak hazır olurdu. Yani üşütmeyin diye ki rahatlayak. Neydi o günler yalan oldu. Mazide kaldı. Taştan yapılmış değil mi o hamam? Hayır, eski hamam. Taştanı taşıdı eski. Orta yerde göbek taşı vardı. Ondan sonra yıktılar. Tekrar yaptılar. Tekrar da böyle bir
fazla kullanılmadı ama geri ne ettiler bilmiyorum. Depo mu ettiler, yıktılar mı bilmiyorum yani. Ben buralıyım ama çarşıyı ne fazla tanımam. Evet. Yani işte bir oldu mu şu kimle, ona ne diler, buna ne diler, kimmiş öyle, nasıl biriydi diyeyim. Öyle merak edeyim, tanıyayım yani. Ben bilmem öyle. Ama çarşıdaki hamama gidiyordunuz tabii. Gidiyorduk canım, gitmezdi. Kadınlar günü vardı tabii. İşte kadınlar günü, gündüz kadınlaraydı. Akşamdan da erkekler giderdi yani. Öyle yaparlardı. Ondan sonra 15 günde bir toplanırdık. Biz 5 bacıydık sırayla. Her seferinde anam her birimizi alır götürürdü bizi. Öyle olurdu işte. Şimdi herkesin evinde banyosu var. Hamam... Banyo var. He, öyle. Hamam da bitti. He, o bitti. Kazan bitti. Şimdi şey, şöpbenler var. Doğal gazla. Evet. Yani rahatlık. O bakır banyo kazanları, sobalı kazanlar. Nerede? Cızır cızır edeceğiz. Sıcak sıcak yıkanılacaktı. Yok, şimdi onlar kalktı. Şimdi herkes evlerimize duşakabin yapmışık. İşte öyle. Çimip çimip çıkıyoruz diyorsun. Evet, evet. Kuru kalmıyor banyolar. Erkek çocukları. Giren çıkan belli, su da hazır, doğal gaz. İşte öyle. Yıkanıp yıkanıp çıkıyor. Su kaybı yok. Yakmıyorduk gazikler eskiden, yakmıyorduk gazik kuruyduk, kaynatıyorduk işte, hadi sırayla herkes banyosunu yapıyorduk. Ondan sonra da kalkıyorduk arkasından şey, çamaşır yıkamaya, gaziki tekrar yakıyorduk. Bir günde oturuyorduk, kalkıyorduk, beyazlar ayrı, renkler ayrı, öyle yıkanıyorduk. Şimdi dinleyenler gazik ne diyecekler? He, gazik ne diyecek? Yani kazan, işte bulgur kazanının ufakına gazik diyecek. Büyük bulgur kazanın bir ufak. Küçüğüne gazik diyecek. Evet. Öyle olur işte, ne diyecek? Tabii o da bakırdan oluyor. Tabii o da bakır. Şimdi onlarda şey edeyim, eşki meşki kaynatayım, erik eşkisi yapayım, kaynatayım. He, şu daha ölü doğanın arabası, şu arabayı da. Çekelim mi? Çek, oğlumun o arabada. Küçük oğlum almış. He. Süs gibi orada duruyor. Kullanmıyor mu? Daha bir rahmetli oldu, ölü doğan delileriydi onun. He. Ölü Doğan da çırmıhtılı mıydı? O da çırmıhtılıydı. He, buranın yerlileriydi. Bu da girmen torbalarını yıkamışım, fena atmışım. Kararmaz, armutlar oldu, derilecek. Ya, iş çok. Armutları derip ne yapacaksın? Vallahi derip bir şey yapmayayım. Burayı eve bırakayım. Yediğimizi yiyeyim. İşte olmayana vereyim. Neden? Dağıtayım. Ne yapalım? Evet. Elimizin gözümüzün hayrımız olsun. Yesinler herkes. Şimdi sorayım, biz gelme zamanı mı diyeyim? Komşu dedi biz yarın başlayacağız dedi. Biz bizi büldük büleli bu yıllardır. Bu ağaçlar var. Evet. Biz ilkokula geliydik buraya. Çalının arasından geçiydi ki bir tane armut düşerse yiyek değil. Şimdi benim oldu bak, bakca. İlkokulda gözün kalmış, gelmiş buraya gelin olmuşsun. He, yok, gelin olmadım. Ben burayı aldım, bahçeydi burası. Bir ev yaptık biz. He, yani işte kime niyet, kime kısmet, nasıl çekti getirdi bizi. Gözün kalmış, kısmet olmuş. He, vallahi geline bile, ama ben de dağıdayım, herkes seviyor, güzel oluyor. İyi yapıyorsun. Yani. He, ne yapalım işte. Canım çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ettim. Evet. Şimdi rast gelsin. Allah'a emanet olun. İnsanın ömrü bir beş parçası kadar değil. Kimler geldi, kimler geçti bu çekilen kanallara açayım ben YouTube'da bakayım yani beğendiğimi beğen o köyü yapayım beğendiğimi. Diyeyim kimler, gemikleri sürme oldu, yandı bitti, kül oldu. Daha bak canlıları gözüküyor ekranda. Ben bakayım, merak edeyim ben eski şeylere. Evet. Bakarım severim. Yayınlamama izin verdiğin için de çok teşekkür ediyorum şey canım. Dedik, ne yapak, kötü bir şey yapmıyoruz. Evet, güzel bir şey yapıyoruz. He, yani. Kimseyi incitmedik. Yok, estağfurullah. Evet. Tandırada geleceğim inşallah. Tandır zamanı yapacağım işte, buralar temizler ki bilik pişireyim. Sıcağı evine elimi yapıştırmaya şey edemeyim. Haberini bekliyorum, geleyim. İnşallah, elime mal geçirip böyle yapıyorlar elektriğiyle. Ben onu yapamayayım. Elimi yaka yaka bir şey. Vallahi bu dünyada ben ikram edeyim diyeyim. Öbür dünyada Allah beni yakmayacak. Bu dünyada yanayım ben. Hep yiyeyim. İşte öyle oluyor.